Şuur bozukluğu ve vücudunda, kol ve bacaklarında şiddetli kasılmalarla bir epileptik nöbet geçiren birini gördüğümüzde bu kişiye nasıl yardımcı olabiliriz? Bir kere yapmamamız gereken şeylerden birisi korkmak, panik olmak ve bağırıp çağırmak gibi davranışlar. Bunları hiç yapmayalım, çok sakin olalım ve hastayla da mücadele etmeyelim. Yani o anormal kasılmaları durdurmaya, engellemeye çalışmayalım. Hastanın burnuna soğan koklatmak, kolonya koklatmak, böyle yüzüne, vücuduna su dökmek gibi şeyler yapmayalım. Sadece yapmamız gereken şey nöbetin kendiliğinden geçmesini beklemek ve hastanın nöbet geçirirken yaralanmaması için gereken önlemleri almak. Örneğin boğazında sıkı bir gravat varsa bunu hemencik çözebiliriz, gevşetebiliriz. Eğer sıkı bir kemeri varsa onu gevşetebiliriz. Ve hastamızı sırtından ve omuzlarından destekleyerek hafifçe yan yatırmaya çalışabiliriz ki hava yolu açıklığını sağlayabilelim. Hiçbir zaman çok zorlamamak gerekiyor. Zorlamalı hareketler yapmamak gerekiyor. Çenesini hafifçe tutup şöyle aşağıya doğru çekerek ağzının ve hava yolunun açıklığını sağlamaya çalışmalıyız. Dediğim gibi kesinlikle bunu da böyle zorlu bir hareket olarak yapmayalım ve 5 dakika içerisinde kişinin bu şiddetli kasılmaları geçmiyor, düzelmiyorsa 112'yi aramamız gerekiyor.